ki şimdi geçtiğimiz yıl maalesef oğlunu kaybeden, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı sessizliğini bozdu. O süreci nasıl atlattığını, nasıl zorlandığını, o kadar tepkiye rağmen neler yaptığını anlattı. Biz de bir dinleyelim. Buyurun. Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı aylar sonra konuştu. Ünlü moda dergisine röportaj veren ünlü manken süreci nasıl atlattı? Eleştirilen paylaşımlarıyla dikkat çekmeye mi çalıştı? Hastalığıyla mücadele eden Pars, Ebru Şallı'dan ne istedi? Eşi Uğur Akkuş'a neden git dedi? Tek tek cevap verdi. Geçtiğimiz yıl lenfoma tedavisi gören oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı'nın cenazedeki görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Ünlü ismin acı kaybı herkesi üzmüş ama ateş düştüğü yeri yakmıştı. Ponçim dediği oğlunun günlerce yasını tutan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un desteğiyle hayata yeniden tutundu. Ailece çıktıkları tatil onun için yeni bir başlangıç olacaktı. Ancak hiç de umdukları gibi olmadı. Ebru Şallı'nın tatilde paylaştığı bikinili pozları ona linç olarak geri döndü. Yas tutmamakla, oğlunun hatırasına saygısızlıkla, film yapmakla, yani anneliğinin sorgulanmasıyla acımasızca eleştirildi. Tatilden sonra İstanbul'a dönen Ebru Şallı eleştirilere gözyaşlarıyla cevap verdi. Kaldı ki bazı çevreler bu gözyaşlarını da samimi bulmadı. İşte o zor günlerden sonra uzun süre sessizliğini koruyan ünlü manken, ünlü bir moda dergisinin bu ayki sayısına verdiği röportajda çarpıcı cevaplar verdi. Acılı anne, Pars'ın kaybına kadar hastalığının bilinmemesinin nedeni olarak hep Pars'ın iyileşeceğine inandım dedi ve ekledi. Oğlum hastalandığında hep iyileşecek. Neden geride böyle haberler kalsın diye düşünüyordum. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak bana yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum davranırdım. Eşi Uğur Akkuş'a da bu dönem tanışan Ebru Şallı, yuva yıktığı iddialarına da Uğur'un evliliği kağıt üzerindeydi diyerek cevap verdi. Eşim Uğur, beni Riyad'da çalıştığı yıllarda pilates dersinde kasetlerimden biri kullanılınca tanımış, merak etmiş. Bir sürü iş yaptığımı görünce bir yatırımcı gözüyle bunları bir marka çatısı altında toplamayı düşünüp menajerime ulaşmış. Ben yalnızdım o sırada. Uğur'un da evliliği sadece kağıt üzerindeydi. Birbirimize ilk görüşte çarpıldık. Hafta sonları sürekli çocuklarıyla ilgilenen, işinde, gücünde çalışkan, zeki, düzgün bir adam olduğunu gördüm. Anne, ne olur evlenin. Uğur'un ekonomist zekası, benim de kendi alanımı iyi bilmem, ikimize de eğlenceli geldi. Böyle böyle her şey iyi giderken Ponçik hastalandı. Uğur'a henüz yolun başındayken gitmek istiyorsan git. Benim geleceğim belirsiz diye bir konuşma yaptım. Ama o gitmedi. Aksine sürekli Ponçik'i ziyarete geldi. Onunla abi kardeş ilişkisi kurdu. Oyunlar oynadılar hep. Pars da anne ne olur evlenin diyordu hep. Şifayı çalışmakla buldum. Çalışmak benim şifam. Üretmeden duramam. 17 yaşından beri paramı kazanıyorum. Girişimlerde bulunmaktan, çalışmaktan hiç gocunmadım. Markam benim için öyle değerli ki umarım 100 yaşına kadar devam edebilirim. Pars'ın kaybından sonra psikolojik destek aldığını da ifade eden Ebru Şallı, kendisi için en büyük telkinin acını nasıl yaşadığın konusunda hesap vermek zorunda değilsin. Sözleri olduğunun altını çizdi. Ponçik'le birlikte başladığımız yardımları devam ettiriyorum. Çok iyi hissettiriyor bana. Psikoloğum da acımı biraz daha yaşamamı söylüyor. Çalışmak mı istiyorsun? Çalış. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Mayo giyip denize mi girmek istiyorsun? Gir. Kimseye acını nasıl yaşadığın konusunda hesap vermek zorunda değilsin diyor. Dünyada maalesef çocuğu hastalanan, evladını kaybeden öyle çok insan var ki önemli olan güzel bir örnek teşkil edip diğerlerine moral olmak, onlardan moral almak.
birbirimize destek olmak hakkındaki prim yapıyor iddiaları içinse Şallı. Biz başarıları tebrikte, iltifat etmekte, güzellikleri dillendirmekte zorlanırız. Bizde acıdan beslenme vardır. Alkışlamak bizim için zordur. Oysa hayata tutunmak çok önemli, çok zor bir şey. Bizde ajitasyon seviliyor. Böyle olsaydı müthiş prim yapardım diyerek röportajı sonlandırdı. Pars'ı kaybettikten sonra çok eleştirildi. Hep geziyorsun. Hiç acını yaşamadın. Hep evliliğinin peşine düştün. Çocuğunla ilgilenmedin gibi. Yani artık bir acıyı ne kadar daha fazla çirkinleştireceklerse o kadar çirkinleştirip yorum yaptılar. Ebru Şahlı'nın anlattıklarını dinlediniz. Bir anne taş bile doğursa taşına üzülür biliyor musun? Ya, kaybettiğin ay, o taşı. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Ki yani çok düşkün bir anneydi. Pars da ona çok düşkündü. Ya oğlum ilk başta gördüm o VTR. Nasıl ne kadar şey iyi bir anne biliyor musunuz bu Ebru? Size anlatamam. Yani o çocuklarının bütün gün yaptığı şeyi söyleyeyim mi? Bunların yemekleri hep böyle sağlıklı yemekler yapıyor. Bunlar işte lisan öğrensinler hocaları geliyor. Spor bir saat, iki saat, üç saat bir fiil konuşuyor, oturuyor. Onunla, yani ben ona gittiğim için hep gözlemledim tabii onun anneliğini. Ve özellikle Pars'a çok düşkündü. Pars sonradan geldi. Pars'ın buna çünkü çok düşkünü. Mutfağa gidiyor. Hep annesiyle el ele bir çocuk. Annesiyle yemek yapmak isteyen bir çocuk. Yani annesi, erkek çocuğu yemek yapar mı yani? Gidiyor annesine kek yapıyor. Gidiyor annesi. Annesine çok yapışık bir çocuktu. Çok seviyordu. Hep annesi yürüme bandında hemen annenin, yani devamlı anneyle olmak isteyen bir çocuk. Şimdi ona o kadar alışıkken birdenbire böyle bir şey düşünebiliyor musunuz yani? Mümkün mü ya? De, siz tabii kaybettikten sonraki sürecin onun hayatını devam ettirmesine içerli olabilirsiniz ama onun başlangıcı neydi? O kadar büyük ve uzun ve meşakkatli ve kötü bir süreç. Yavaş yavaş oğlunun öldüğünü gördü kız. Ve gerçekten çok haklı. Türkiye'de ajitasyon yapanlar, ağlayanlar, sıklayanlar, yaşadıkları başına gelen olayları çok daha büyüterek sizlere verenlerden siz çok destek alıyorsunuz. Hatta yaptıklarını biliyorsunuz. Ama bu kız evladını kaybetti. Çok zor bir şey. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak bana çok yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum var. Ya buradan var ya, ne ekmek çıkartırdı biliyor musun o? Tabii. Onu diyoruz ya. Çocuklar, bizi dinleyenler, gerçekten biraz daha realistik olun. Buradan ne ekmek çıkardı, ne ajitasyon. Tabii. Arkasından ne para çıkardı biliyor musunuz Ebru'ya? Tabii, yani bu birilerinin, başka birilerinin başına gelmiş olsaydı bu. Ya. İnanın bana bunu çok kullanırdı. Ama işte insanın canı gidince, hepinizin evladı var, sizler daha iyi biliyorsunuzdur. O can gidince gözün hiçbir şey görmüyor. Ama bir taraftan da hayatı da devam etmesi. Çünkü unutamaz. Yani zaten evladını kaybettiğini unutamaz ama başka türlü nasıl acıyla, yani nasıl daha fazla acıyla. Zaten siz bilmiyorsunuz. Çok üzüntüler yaşadı Ebru. Ebru ilk evliliğinin son zamanlarında da yaşadı. Sonraki flörtlerinde de istediği olmadı. Aynen. İki tane çocuk. Yani Harun da çok kolay bir adam değil. Çok iyi bir insandır. O ayrı bir şey ama. Yani o da bir sürü şeyler yaşadı. Uğur'u yani da konuşalım o zaman. Uğur'un diyor, tanıştığımızda evliliği kağıt üzerindeydi diyor. Sen biliyor musun böyle bir şey mi? Şimdi bak, ben Ebru benim yakın arkadaşımdı. Çok da severim. Benim hem nikah şahidimdi. Ben de onun nikah şahidiydim. Harun'la. Evet. O yüzden de ben çok severim yani Ebru'yu. Ama Ebru'yla bu olay olunca Ebru'nun yüzünden yıkılmış olan bir evlilik olduğuna inandığım için. Ya. En azından tablo çünkü öyle gözüktüğü için. Çünkü burada bir boşanma yoktu. Boşanma davası hiç açılmamıştı. Ve bir başkaları, işte Uğur Bey'in hayatına daha girmemişti. Karısının olan evliliği devam ediyordu. Dolayısıyla ben ona yazın bir mesaj attım ve dedim ki Ebru, bu gerçek mi? Yani o zaman program bir teknede falan yakalandılar. Ondan sonra
Onun öncesinde daha sizler duymadan tabii ben duydum, ortak arkadaşlarımız falan da var. Bana hiçbir cevap vermedi bu kadar yakın olmamıza rağmen. Yani biraz samimiyetsiz davrandı. Ama belki de benim buradaki duruşumu bildiği için. Evet belki yani, de. Şimdi aynen. Bana deseydi ki Seren bunlar ayrılar. Ve boşanma davası açılmış. Daha önceden de açılmış. Bir takım şeyler yaşamışlar. Şimdi hep bana mesela Ece Erken'le alakalı hep biliyorsun bir sürü linç ettiler beni. Mesela ben Ece'yi hayatımda 3 kere 4 kere görmüşümdür. Doğru. Ortak arkadaşlar. Ama Ebru benim çok yakın arkadaşımdı ve Ebru'ya maalesef karşı tarafın eşinin yanında olarak bir haber yapmak durumunda kaldım. Çünkü benim buradaki duruşum buydu yani ve benimle konuşmuyor şu anda. Hiç önemli değil. O mutlu olsun, iyi olsun. Şey yapmasın ama yani daha bir boşanma hani davaları yoktu ve karısının söylemlerine göre de aslında mutlulardı. Kavga Gonca ediyorlardı değil. Ama didişiyorlardı ama yoktu. Şimdi başka tarafta ama açılmış davalar var. Hayatlarına zaten başkaları girmiş. Yani ben de bir boşanma süreci yaşadım. Ben de eşimi suçlayabilirdim. Çünkü o boşanma devam ederken hayatına başkaları girdi onun da. Ama hiçbir zaman o kadınları suçlayamam. Çünkü benim boşanma dilekçemdeki sebep aldatılmak değildi. O yüzden de bir başkasını suçlamak yersiz olur böyle bir durumda. Ama burada Ebru... Onların boşanmasındaki neden ne gözüküyordu? Kimin? Mahkeme kararında. Onlar anlaşmalı bir şekilde boşandı. Evet. Ondan önce de daha önceden dava açmışlar zaten. Hani daha önceki sene. Ve ayrılardı. Hayatlarında başka birileri vardı zaten Ece'nin şimdiki erkek arkadaşının. Yani boşanma yolundaki bir ilişkiyle hiç ayrılma olmamış... Hani olan bir ilişkinin. Sen Ece ve şeyi karşılaştırdın tabii, şu anda yani, bu arada. Dolayısıyla tamam. benim arkadaşım olan da Ebru. Yani. O yüzden de hani o günkü şartlarda ben tasvip etmedim. Ama tabii ki bugün tabii ki bugünkü durumda Pars, tabii ki Allah rahmet eylesin. Amin. Ama Ebru'nun Seren'in de anlattığı gibi muhteşem bir anne oldu. Çok ve acısını tabii ki büyük çok yaşadığını. Çok İnsan olarak da aslında iyi bir kız. Neyse yani herkesin hayat, yanlışı olur yani, belki de işte yanlışsa. Yani, Uğur Bey de Pars için çok fazla şeyler yapmış. Onları da duydum. Evet o da Pars'ta mutlu lütfen etmek evlenin için demiş. Uğur da çok iyi babalık yapmış. Evet çok yani çok ben kötüyüm falan diyormuş ama mesela. Ama böyle çok böyle zaten sarıp sarmalayan bir adama benziyor. İnşallah öyle de devam eder ve çok güzel bitirirler yani diye umuyorum. Yani tabii ki herkes mutlu olsun artık evet. Yapılacak bir şey.